Herkese merhaba, ben Çağla Işık. Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Şu anda ÇUPSA'nın başkanlık görevini yürütüyorum. Bu videoda sizlere eczacılık mesleğini daha yakından tanımanız ve daha iyi anlamanız adına genel hatlarıyla eczacılık eğitim programından ve aldığımız derslerden bahsedeceğiz. Umarım sizin için keyifli ve bilgilendirici bir video olur. Eczacılık hem teorik hem de pratik uygulamalı dersler içeren, toplamda 300 AKTS'yi tamamlamanız gereken 5 yıllık yani 10 dönem süren bir lisans programı. Size öncelikle biz derslerden bahsederken sıkça duyacağımız farmasötik kavramını açıklamak istiyorum. Farmasötik kısaca ilaçla ilgili veya eczacılıkla ilgili olarak anlatılabilir. Dersleri sizin için o dersleri gördüğümüz sınıflara göre ayırdık. Ancak bundan önce eczacılığın olmazsa olmaz ve birkaç dönem boyunca devamlı olarak gördüğümüz bazı derslerinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki farmakoloji. Farmakoloji ilaç veya ilaç olabilme özelliği gösteren maddelerin ya da karışımların canlılar üzerindeki veya dış ortamdaki etkilerini inceler. Farmakolojinin konuları arasında ilaçların etki mekanizmaları, vücuttaki metabolizmaları, yan etkileri, toksik etkileri ve yeni ilaçların keşfi bulunur. Çukurova Eczacılık'ta farmakoloji ile koordine halde giden bir de modül dersimiz bulunmakta. Modül dersinde size kısaca şöyle açıklayabilirim. O dönem farmakolojide hangi ilaçları gördüysek modül dersinde o ilaçları yan etkileriyle, etki mekanizmalarıyla daha detaylı halde reçeteler üzerinden inceliyoruz. Böylelikle hastalara verdiğimiz farmasötik bakım ve danışmanlık hizmetlerini daha etkin hale getirmiş oluyoruz. Bahsettiğim genel derslerden ikincisi farmasötik kimya. Farmasötik kimya için eczacılık alanı ile kimya alanının kesişim noktası diyebiliriz. Bu dersin konuları arasına yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez yöntemlerinin geliştirilmesi, spektral yöntemlerle ilaç molekül yapılarının tayini ve ilaçların kimyasal yapısının vücutta nasıl bir biyolojik etkiye yol açtığı gibi konular dahildir diyebiliriz. Aynı zamanda farmasötik kimyanın uygulamalı laboratuvar dersleri de bulunmakta. Yine bu derslerde de ilaçların sentezi, analizi ve molekül yapılarının tayini gibi konuları ele alıyoruz. Birkaç dönem boyunca gördüğümüz bu derslerden üçüncüsü ve sonuncusu farmasötik teknoloji. Farmasötik teknoloji benim çok sevdiğim bir alan. Genel olarak ilaç şekli üretimiyle ilgileniyor diyebiliriz. Örneğin ampuller, kapsüller, tabletler, flakonlar, şuruplar gibi. Bunun dışında üretilmiş olan dozaj formlarının etkinliği, kalitesi, stabilitesi, güvenilirliği, biyoyararlanımı gibi konuları da ele alıyor. Aynı şekilde yeni ilaç teknolojileri, örneğin nanoteknoloji veya kozmetoloji, radyofarmasi, biyoteknoloji, biyofarmasötik ve farmakokinetik gibi konularda farmasötik teknolojinin başlıkları arasında. Yani çok kapsamlı bir alan. Aynı şekilde farmasötik teknolojinin de bir uygulama dersi mevcut. Birkaç dönem boyunca alıyoruz biz bu laboratuvar derslerini ve öğrendiğimiz preparatları teorik olarak gidip laboratuvarlarda pratikte de kendimiz yapıyoruz. Bunları örnek olarak da size emisyonları, süspansiyonları, ampulleri, tabletleri, krem ve jelleri ve rujları verebilirim. Herkese merhaba. Ben Gözde Tarı. Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Şu an ÇUPSA'da Halk İlişkiler Koordinatörlüğünü yapmaktayım. Bu videoda sizlere eczacılık mesleğini daha yakından tanıtmak amacıyla 1. sınıf derslerinden bahsedeceğim. 1. sınıfta gördüğümüz derslerden ilki genel kimyadır. Bu dersin amacı eczacılık öğrencilerine temel kimyanın ilke ve kavramlarını öğretmektir. Bu doğrultuda atomun yapısı, kimyasal bağlar, denge, kinetik, çözünürlük, asit baz gibi kavramlar hakkında bilgiler verilir. Gördüğümüz ana derslerden ikincisi analitik kimyadır. Bu derste kalitatif ve kantitatif analiz, çözelti konsantrasyonları, çözeltilerde pH hesaplamaları, asit bazın özellikleri, molarite, normalite, tampon çözeltiler, redoks tepkimeleri, susuz ortam reaksiyonları, gravimetre, titrimetre, doğruluk, kesinlik ve standart sapma gibi konular hakkında bilgiler verilir.
Üçüncü ana dersimiz organik kimyadır. Bu dersin amacı karbon atomunun elektronik yapısı ve kimyasal bağ türleri, fonksiyonel grup kavramı, izomer kavramı, organik moleküllerde asit baz kavramı, hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, organik reaksiyonlar, organik bileşikler, organik moleküllerde adlandırma kuralları ve atomlar arası bağların polarizasyonları gibi konular hakkında bilgi vermektir. Gördüğümüz ana derslerden dördüncüsü eczacılık terminolojisidir. Bu derste eczacılık mesleğinin tarihi, gelişimi, insanlık açısından misyonu, farmasötik dozaj formülleri, ilaçlar hakkında genel bilgiler, anabilim dallarının tanıtımı ve çalışma alanları, değişik anabilim dallarından eczacılıktaki önemli konular, meslekte kullanılan terimler ve reçete hakkında bilgiler verilir. Gördüğümüz ana derslerden beşincisi farmasötik mikrobiyolojidir. Bu ders mikroorganizma, antimikrobiyal ilaç konak ilişkilerini ele alan temel mikrobiyoloji konularını içerir. Bu ders bir yönüyle patojen mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklarıyla ilgilenirken diğer yönüyle mikroorganizmalardan faydalanabilecek prensip ve yöntemleri geliştirmeye yönelik temel konuları içerir. Bu dersin bir de laboratuvar dersi mevcuttur. Laboratuvar dersinde teorik dersinde gördüğümüz konular hakkında uygulamalar yapılır. Herkese merhaba, ben Zeynep Yarenaç. Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. ÇUPSA'da eğitim ve proje koordinatörüyüm. Şimdi sizlere 2. sınıfta gördüğümüz dersler hakkında bilgi vereceğim. Sizlere ilk olarak biyokimya dersinden bahsedeceğim. Bu dersi alan öğrenciler canlı sistemlerindeki biyomoleküllerin temel bilgilerini öğrenir. Biyomoleküllerin yapısını, işlevini, organizmadaki fonksiyonlarını öğrenir. Yani biyokimya dersi aslında lise biyolojisinin bir üst seviyesi olarak da diyebiliriz. Mesela karbonhidrat, lipid, protein ve nükleik asitlerin metabolizmasını öğrenir öğrenciler. Yani aslında bunları biz lisede de görmüştük, lise biyolojisinde de. Ve hani biyokimya böyle lise biyolojisi ve kimyasının karışımı, biyoloji daha ağırlıklı denilebilir. Biyokimyada gen aktarımı, genetik bilgi depolama, gen ekspresyonu, bunlar da öğrenilir. Sizlere anlatacağım ikinci ders biyokimya laboratuvarı uygulama dersi. Bu derste az önce anlattığım biyokimyada teorik bilgileri öğreniyoruz. Bu derste de bunu uyguluyoruz. Yani öğrendiğimiz teorik bilgileri uyguluyoruz. Bu derste öğrenciler, yani bizler lipidler, işte karbonhidratlar ve proteinlerin tayinini, kalitatif ve kantitatif tayinini yapıyoruz. Aynı zamanda çıkan sonuçları da yorumluyoruz. Şimdi sizlere ilaç nomenklatürü dersinden bahsedeceğim. Bu ders organik kimyada gördüğümüz fonksiyonel grupları isimlendirmede çok yardımcı. Yani isimlendirme çeşitlerini öğreniyoruz. Nasıl isimlendirebiliriz öğreniyoruz. En doğru şekilde ne kadar kaç çeşit isimlendirebiliriz. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde öğreniyoruz. Ya ve bu ders hani bize farmasötik kimyada çok işimize yarıyor. Farmasötik kimya almadan önce ilaç nomenklatürü dersini görmek gerçekten de çok iyi oluyor. Bu ders kapsamında ilaç etken maddesi taşıyan bitkiler ve bunların çeşitli organlarından elde edilen droglar, kapsadıkları etken maddelerle kullanıldığı yerler hakkında bilgi verilir. Şimdi sizlere farmasötik botanik laboratuvar uygulama dersinden bahsedeceğim. Bu ders kapsamında ilaç etken maddeleri taşıyan tıbbi bitki türlerinin genel özellikleri, sınıflandırılması, familia ve tür teşhisleri, morfolojik ve anatomik yapıları, taşıdıkları etken madde ve kullanış amaçlarının uygulamalı olarak öğrencilerin öğrenmeleri sağlanmaktadır. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatıma Nurmert. Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlere 3. sınıf derslerinden kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak bahsetmek istediğim ders farmakognozi. Farmakognozi eczacılığın temel disiplinlerinden biridir. Eski Yunanca'da farmakon ve gnosis kelimelerinden, yani ilaç ve bilgi kelimelerinden türemiştir. Tarihi antik çağlara kadar dayanır. Bitki, mantar, deniz organizmaları gibi doğal ürünleri tıbbi tedavi edici özelliğinin açıkça anlaşılmasını geliştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu derste tıbbi bitkilerin kimyası, bitki enzimleri, karbonhidratlar, lipidler, glikozitler, tanenler, reçineler, alkaloidler, uçucu yağlar anlatılır.
biyokimya ikinci sınıfta gördüğümüz biyokimya dersinin devamı şeklinde düşünülebilir. Fakat burada daha çok klinik açıdan bakılıyor. Bu derste gördüğümüz konuları şöyle sıralayabiliriz. Karbonhidrat metabolizması ve bozuklukları, karaciğer biyokimyası, böbrek biyokimyası, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon testleri, idrar analizi, açlık ve tokluk biyokimyası, su elektrolit dengesi gibi konular sıralanabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adil Emre Güven, Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün size fakültemizin 4. sınıf derslerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak bahsetmek istediğim ders klinik eczacılık dersi. Klinik eczacılık ve farmasötik bakım kavramları özel hasta gruplarında ilaç kullanımı bu dersin öğrenim amaçlarındandır. Bu derste olgu örnekleri ile ilaç kan düzeyi yorumlanması, medikal cihazların kullanımı işlenir. Ders toksikolojinin tarihçesi, toksik etki mekanizmaları ve bunların sınıflandırılması, alerjik reaksiyonlar, ilaçların diğer ilaçlarla, hastalıklarla ve besinlerle etkileşimlerinin toksikolojik açıdan değerlendirilmesi ve akut zehirlenme tedavisi konularını içermektedir. Bu derste zehirlerin sınıflanması, örneklerin toplanması, hazırlanması, saklanması ve kullanımı, toksik maddenin kantitatif ve kalitatif analiz yöntemleri gibi konularda uygulamalı eğitim verilir. Bir diğer dersimiz ise eczacılık mevzuatı ve işletmeciliği. Ders kapsamında temel mevzuat, mesleki etik ilkeleri, eczacılıkla ilgili yasa ve yönetmelikler ve genel işletmecilik bilgileri görülür. Halk sağlığı kavramı ve sağlığı korumada temel ilkeler eczacıların hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için gereken bilgilere sahip olmasını amaçlar. Son olarak bahsedeceğim ders ise eczacılık tarihi ve deontoloji. Bu derste mesleğin gelişimine ait olaylar, tarih boyunca eczacılık uygulamaları ve deontoloji kavramı bu dersin kapsamı içindedir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize merhabalar. Ben eczacı Kübra Gönbe. Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden bu yıl mezun oldum. Sizlere 5. sınıfta gördüğümüz derslerle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Size öncelikle mezuniyet projesi dersinden bahsetmek istiyorum. Bu ders 5. sınıfın her iki döneminde de yer alıyor ve bir danışman hoca eşliğinde öncelikle eczacılık hakkında güncel bir konu seçimiyle başlıyor süreç. Ardından bu konu hakkında literatür taraması yapıyoruz. Bu geniş bir literatür taraması tabii ki. Sonra bu taradığımız literatürlerdeki konuları birleştirerek bir rapor haline getiriyoruz. Ve sonuç olarak ortaya bir tez çıkmış oluyor aslında. Daha sonra 5. sınıfın sonunda, 2. dönemin sonunda yani bu hazırladığımız tezi bir sunum haline getiriyoruz. Ve jüri üyelerinin karşısında sunum yapıyoruz. Bu sunum sonucunda da bir puan alarak mezuniyet projesi dersini tamamlamış oluyoruz. Bir de staj dersimiz var. Staj dersi sadece 5. sınıf özgü bir ders değil. 2. 3. ve 4. sınıfın yaz dönemlerinde de zorunlu yaz stajlarımız oluyor. 5. sınıfta ise bu staj dönem içine yayılmış bir şekilde okulla beraber ilerliyor. Stajlar sadece eczane değil, hastane, firma gibi alanlarda da staj yapabiliyorsunuz. Eczane eczacılığını konuşacak olursak, eczanede hastayla birebir iletişim, reçete karşılama, rapor kontrolü, fatura kesimi, özel kullanım gerektiren dozaj şekillerinin hastaya anlatılması, farmasötik bakım hizmetlerini yine birebir görme şansınız oluyor eczanede. Aslında yıllarca aldığımız teorik pratik derslerin uygulanabileceği bir dönem oluyor diyebiliriz. Yani eczacılık fakültesinin saha kısmıdır aslında staj dönemi. Yani bütün bilgilerimizi kullanabileceğimiz işi yerinde öğrenebileceğimiz bir dönem diyebiliriz. Eczacılık Fakültesi teorik ve pratik derslerin yoğunluğuyla biliniyor tabii ki. Ama bunların yanında seçmeli derslerimiz de oluyor. Ve 5. sınıf özellikle seçmeli dersler açısından oldukça zengin bir sınıf. Ben de size bunu anlatabilmek için kendi dönemimde açılan seçmeli dersleri aslında söylemek istiyorum.
homeopati, tıbbi bitki gıda ilaç etkileşimleri, nütrasetikler ve sporcu destek ürünleri, kozmetikte kullanılan bitkiler, mitolojide tıbbi bitkiler, geleneksel halk ilacı bitkileri, gıda toksikolojisi, enzimoloji, madde bağımlılığı ve ilaç suistimali, endüstriyel eczacılıkta Ar-Ge ve inovasyon, farmasötik nanoteknoloji, farmakogenetik, farmakovijilans ve ilaç etkileşimleri, özel hasta gruplarında ilaç kullanımı, narkotik ve halüsinojenik bitkiler, apiterapi, ilaç etken madde tasarımı, eczacılıkta patent ve ilaç ruhsatlandırılması. Gördüğünüz üzere birçok çeşitlilikte seçmeli dersimiz mevcut. Tabii ki bu dersler dönem dönem değişebiliyor, farklı dersler yerine gelebiliyor ama tek endişeniz hangi dersi seçeceğiniz oluyor. O kadar çeşitlilikte seçmeli dersimiz oluyor ki sadece artık geriye ilgi, istek ve sizde merak uyandıran dersi seçmek kalıyor.